Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün oldukça çıtırtılı bir tarifim var. Buyurun hemen başlayalım. Tavamıza bir su bardağı mısır unu alıyoruz. Normal unla yapmıyoruz bu tarifi. Üzerine yarım tatlı kaşığı olacak şekilde tuz ilave ediyoruz. Aynı bardak ölçüsüyle bir su bardağı da su ekledikten sonra tavamızı ocağa yerleştiriyoruz. Orta ateşte karıştırıyoruz, topaklanmasını önlüyoruz ve böyle baloncuklar çıkmaya başladığı zaman yarım su bardağı daha mısır unu ilave ediyoruz. Toplamda 1,5 su bardağı mısır unu, 1 su bardağı da su kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi tarifin iki temel malzemesi var. Evet, karıştırıyoruz. Ve 1 dakika olacak şekilde hamurun toparlanmasını bekliyoruz. Hamur toparlandığı zaman ocaktan alıyoruz. Ortalama 1-1,5 dakikada toparlanacaktır. Üzerini kapatıyoruz ve 2-3 dakika dinlendiriyoruz. Birkaç dakika dinlendirdikten sonra elimizle 2-3 dakika olacak şekilde yoğuruyoruz. Soğusun diye ayrı bir kaba da alabilirsiniz. Üzerini kapatmanız yeterlidir. Hamurumu elimle yoğurduktan sonra iki eşit parçaya bölüyorum. Dilerseniz daha küçük parçalarda yapabilirsiniz ya da tamamını aynı anda açabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben iki parçaya ayırdım ve açma tezgahımın üzerine yine biraz mısır unu serpiştirdikten sonra bezelerimden birisini yerleştirip olabildiğince ince olacak şekilde açıyorum. Bu aşamada tek bir kuralımız var. Ne kadar ince açarsanız o kadar çıtır olacaktır. Bu arada ses tonum için özür diliyorum. Çok ağır bir grip geçiriyorum açıkçası. Aslında altyazıyla verecektim ama takipçilerim konuşmama alıştığı için yine de seslendirmek istedim. İstediğiniz şekilde model verebilirsiniz. Ancak cipsleri anımsatsın diye böyle üçgen şekiller yapmayı tercih ettim. Tavamıza bir miktar sıvı yağ alıyoruz ve yağımız ısındığı zaman üçgenlerimizi kızartıyoruz. Ön arkalı altın sarısı olacak şekilde kızartacağız. Bu aşamadaki tek püf noktası, eğer böyle kabarırsa hamurlarınız muhakkak ters yüz etmeye çalışın. Tavanızı sallayarak ya da bir kevgirle hepsini toplu şekilde karıştırarak bu işlemi yapabilirsiniz. Dilerseniz bir kağıt havlunun üzerine alabilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi bir süzek de kullanabilirsiniz yağını süzdürmek için. Ama her türlü yağ çekmeyen bir tarif. Evet, ilk bölümü tavamdan alıyorum ve diğer hamurumu da açıp yine üçgenlere dönüştürüp kızartıyorum. Özellikle sinema keyfi yaparken atıştırmalık bir şeyler istiyorsanız, bu tarz tuzlu atıştırmalıkları seviyorsanız ve cips tüketmek istemiyorsanız bu tarifi muhakkak deneyin. Evet, diğer bölümü de güzelce kızarttıktan sonra süzgecimin üzerine alıyorum ve 1-2 dakika yağının süzülmesini bekliyorum.
Artık baharatlandırabiliriz. Ben baharat olarak bir tatlı kaşığı toz kırmızı biber, biraz kekik, şöyle bir çay kaşığı kadar, fazla atmayın, acımsı olur tadı. Ve biraz daha tuz ilave ediyorum, bir çay kaşığı kadar. Ve hepsini karıştırıp servis tabağıma alıyorum. Evinizde granül sarımsak varsa, sarımsak tozunuz varsa yarım çay kaşığı kadar eklerseniz ekstra lezzetli olacaktır. Ve tarifimin çıtırtısıyla sizleri baş başa bırakıyorum. Bugün de bir tarifin sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrar yeni tariflerde görüşmek üzere inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.